Arkadaşlar şimdi burada kendimizde işte Paco Şartel'den açtık. Ne yaptık? Sonra acıktım kaldık. Yani elektrik verdik panoya. Şurada arkadaşlar geldiğimizde şurası nasıl bir taşlama yapacağız hareketi? Şurada bak. Olsa sen yoktun değil mi? Şimdi bak traves yani travel yani hareket ederek taşlama. Bu da planç yani direkt girip çıkacak bir hareket. Sağından başlayıp solundan mı gibi şurada. Hani neresinden başlayacağız? Şey burada dokunmatik. Şimdi burada bunu seçiyoruz mesela örneğin hareketli. Burada geldiğimizde arkadaşlar pozisyonda şu an 0'a 0 bulunuyor kendi yerine. Total stock removal. Buradaki arkadaşlar toplamda alacağı talaş miktarı. Biz gidip de 1 milim 2 milim pay bırakamayız taşlamada. Onda bir onda iki taşlama payı diye bir pay bırakırız. Tornalarken böyle bırakırız. Taşlamaya gideceksin iş. Burada kurs fit amount. Bunun onda birini kaba olarak al. Yani yarısını. Ve kurs increment diye bir yazı var. Burada bu diyor ki bunun diyor kabanın diyor alış şeklini söylüyorsun. Hani biz çevrim yazıyorduk ya tornada 71'de işte finish'i böyle al kabada bu kadar fazla. O mantıkta gidiyor. Burada %5 %5 al. Yani iki seferde kabayı alacak. Zaten %5'in üstüne taşlamada çok çıkılmaz. İstenilen bir durum değil. Çok hassas bir iş olduğu için. Fine. Yani ince talaş alma işlemini de diyor. Yani kalan onda biri de diyor. Binde 5. Binde 5 al. Yani 20 seferde alacak onda biri kısmı. Sonra spark code passes. Yani taşlama bittikten sonra diyor boşta diyor. Bulunduğu hani o, geldiği yerde diyor. Hareket 5 defa hareket et diyor örneğin yani. Boşta hareket yapıyor orada. Orada kalibre etmek için, yüzeyi kalibre etmek için gezme yapmış oluyor. Clearance da burada 100 mm yazmış örneğin. Güvenli mesafeye çık. Yeni malzeme bağlayacaksın. 100 mm geri çekiliyor. Otomatik parçayı bağlıyorsun. Sonra start'a bastığında o şeyi tekrar geliyor. O 100 mm'den yanaşıp kendisi taşlıyor. Hızlı hareket yapmış oluyor. Boştaki hareket edebiliyorsun. Şu kontrol paneline geldik olursak arkadaşlar. Buradan delik içi taşlama ile ilgili şey motor hareketi. Bu normal taş. Bakın. Bir bastığımızda açılıyor, bir bastığımızda kapanıyor. Bu da hidroliği çalıştırıyor arkadaşlar. Hidrolik pompa. Bak şu hidrolik pompa. Hepsi en ana şeyler, en çok kullanılanlar. Bu taş. Arkada hidrolik pompası var. Eskiler bunları pistonla inip kalkıyordu. Bu taşlamalar, eski taşlamalar ve bir ayarı vardı burada. Silindirin konumlandırıyordum burada. Hidrolik silindir şart diye geliyordu, çıkıyordu. Çok tehlikeli bir şeydi. Eğer ayarlayamazsan direkt inip çıktığı için kontrol edemiyorsun. İniyor, çıkıyor. Bu ensin servo motor var burada. Servo motor olduğu için çok daha rahat kontrol edebiliyoruz. Şurada işte soğutma sıvısını aç. Şu an devreye girmiyor bunlar. Sebepleri var bunlar. İşte otomatik dolması, elde olması gibi bir şey. Bakın şu an devreye girdi. Çünkü eli aldık. Bakın aynayı çevirme bu. Şurada tornanın hızını şuradan ayarlıyorsunuz. Bir bakın şuradan. Torna aynı hızını ayarlıyorsunuz. Devrini ayarlayabiliyorsunuz. Dönüşünü. Bu delik içi taşlama opsiyonel bir iştir. Çoğu tezahta bu yoktur. Burada taşın hızlı olarak yaklaşacağı mesafe ve çıkışı. Buradan da devamlı döngü almak. Bu döngü almak için arkadaşlar bunları otomatik almanız gerekiyor falan. Şurada bunu örtüyoruz. Şurada arkadaşlar kurs boyunu şuradan ayarlıyoruz. Şuradaki mandallarla şuradan ele aldığım için. Bakın. Şimdi şurada kurs boyuna bakın hareket ediyor. Kurs boyu da çarpıyor ve işte boyunu buradan bakarak ayarlıyoruz karşısına. Şurada arkadaşlar şunlar en sonlarda köşelerde bekleme zamanı. Aslında bir geciktirici var bunlarda. En sona gittiğinde orada köşe olduğu için hani aldım almadım oluyor ya. Değdi çıktı. Orada biraz 2 saniye 3 saniye bekle diyebilirsiniz şunlarla.
köşede. Bu da boş hız var bakın. Bakın şu an kıstım. Şu an hızlandırıyorum bak kafayı. Şöyle. Bakın bunlar da bakın geciktirici açıp kapattığımda dayanacaksınız. Bakın şöyle açtım. Bekledi. Bekliyor. Sonuna kadar açtım burada. Bayağı uzun bekliyormuş. Biraz şöyle kısarsak. Bakın. Şimdi biraz daha bekleyecek. Bak, bekledi. Çıktı. Bak burada burayı da biraz şey açarsam şöyle bak. Şimdi biraz daha burası değişik. Bekledi. Belki sonuna kadar açtığımız için kalıyor da şöyle biraz. Şurada hafiften boşu çıkarmak lazım. Bakın bekliyor. Burada gelip hafiften bekleyecek. Bekledi çıktı. Yani böyle bir saniye iki saniye bekliyor. Köşeden alabilirsin diye yani. O ölü noktaya bırakmıyor. Kısalım. Şurada otomatik elle hareket. Burada. Burada manuel alışabiliyoruz parçaya. Şurada tam burada. Şurada arkadaşlar bir tane punta var. Bu puntayı böyle yaylı bir sistemle parçaya bağlayabiliyoruz. Bu puntayı kaydırabiliyoruz şuradaki vidalarla. Parçanıza göre ayarlıyorsunuz şuradaki vidalarla. Veya şurada ileri gerisinde şuradan biraz o ayar yapabiliyorsunuz. Şuradan taşı bilebiliyorsunuz. Şurada aparatı var. Şu taş bileme yeri burada bunun. Artı bunun konikliğini almak istiyorsanız konikliğini de şuradan alıyorsunuz. Bakın şurada bir yer var. Parça ölçüyorsunuz ne kadar konik var. Buradan ayarını yaparak hassas bir şekilde doğrultabiliyorsunuz parçayı. Yani çok fazla değil bunun ama dönüşü. Konik parçalarda böyle 10 derece, 5 derece parçayı da burada taşlayabiliyorsunuz. Ama 45 derece burada taşlayamayız. Tezgah küçük. Kapanın, şu tablanın dönüşü fazla değil. Açılı yapanlarda normalde şu kafa, bu kafayı çevirerek yapılır. Otomatik döneni de var. Taşlama tezahları pahalı tezahlar, diğer üniversal tezahlara göre şu tezahın fiyatı 200 binden üstünde diye tahmin ediyorum. En sık kontrol paneline. Silindir taşlama çok pahalıdır. Silindir taşlamaya şu an çok gerek duymuyor gibi ama var. Niye CNC'ler daha iyi yüzey çıkarıyor? İşte daha farklı şeyler var. İşte ezerek parlatmalar falan var. Silindir tornaya bağlıyorsun. Ezerek yüzeyi kalibrerek parlatıyor. İşte kalibretiyor. Ama yine de taşlama bizim hayatımızda devam edecek yani gördüğünüz meslek hayatımızda yine taşlamacılıkta. Bu meslek arkadaşlar. Taşlamacılık diye meslek var. MK'da mesleki yeterlilik kurumunda bunun karşılığı var, sınavlar yapılıyor. Yani tezat dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra siz gelip şey yapacaksınız. Parçanızı ben başında duracağım. İşleyeceksiniz. Taşlama mantığını bir görün. Bir fırsat. Birçok okulda çok net söylüyorum bunu. Türkiye'nin birçok okulunda böyle bir imkan yok. Hani bu imkandan biz de faydalanalım yani. Gelip çalışalım.